Merhabalar. Bugün sizlere resim küçültme programını göstereceğim. Akıllı telefonlarınızla ya da işte fotoğraf makinelerinizle fotoğrafları çektiğiniz zaman genellikle bunlarda bu cihazlarda ayarlar yüksek çözünürlükte çekmeye ayarlanmıştır. Sizin de böyle fotoğraflarınız varsa işte 4096 x 2304 piksellik ya da işte 3200 piksellik fotoğraflar varsa bunlar çok büyüklü fotoğraflardır. Bunları siz internetten maille göndermeye kalktığınızda ya da herhangi bir siteye yüklemeye kalktığınızda hem kota sorunu çıkacaktır hem bunları bilgisayarınızda, flash bileğinizde, hard diskinizde saklamaya kalktığınız zaman çok yer kaplayacaktır. Hem de belirli bir boyuttan yüksek dosyaları, klasörleri internet mail aracıyla gönderemiyorsunuz. Bu nedenle küçültme ihtiyacı hissedebilirsiniz fotoğrafları. İşte bunun için güzel bir program var. İnternetten kolaylıkla indirip kurabilirsiniz. Ben bunu daha önceden indirdim. Şimdi nasıl kurulduğunu da sizlere göstereceğim. Programın adı PixResizer. Bu programda tek bir fotoğraf. Şu daha önceden hazırlanmıştı. Bunu silelim. Bu gereksiz bir dosyaydı. Bakın, indirdiğiniz zaman PixResizer klasörünü açtığınız zaman şöyle dosyalar geliyor. Birisi beni oku dosyası, ona gerek yoktur. Setup exe dosyasını çiftlikleyerek kuruluma başlıyoruz. Next ileri diyerek genellikle tüm programlarda olduğu gibi kuruluma devam ediyoruz. Burada sözleşmeyi kabul ettiğimizi söylüyoruz. Tekrar ileri diyoruz. Nereye kurulacağını seçtik, ileri dedik. Dosyanın adına gerek yoktur. Yine Next diyoruz ve masa üstüne bir ikon yaratmasını istiyoruz. Yine Next diyerek gelen ekranda Install kur diyerek programın kurulumunu başlatıyoruz. Evet, burada da Next dedik ve şunu istemiyoruz. Beni oku dosyasına gerek yoktur. Programla ilgili açıklamalar veriyor. Finish diyerek programın kurulumunu bitirmiş oluyoruz. Şimdi kapadığımız zaman programın kurulduğunu bakın masa üstüne simgesi geldi. Bu şekilde simgesi vardır. PixResizer diye. Şimdi programın nasıl çalıştığına bakalım. Bakın PixResizer programında tek bir dosyadaki tek bir resmi küçültebileceğiniz gibi birden fazla bir klasördeki yüzlerce fotoğrafı da çok kısa bir sürede küçültebilirsiniz. Önce bir tane resim dosyasını nasıl küçültüyoruz? Bunu görelim. Load Picture kısmından resmimizi yüklüyoruz. Şu anda benim daha önceden çalıştığım dosya masa üstünde Bilişim Müzesi fotoğrafları diye bir klasörüm vardı. Bunun içerisindeki herhangi bir fotoğrafı aç diyerek buraya yükledim. Bakın %100 boyutunda 4096 2304 boyutlarında bu resim. Ben bunu istersen buradaki hazır formatlardan, hazır ölçülerden birini seçerek de mesela %25'i seçersen 1024'e 576 piksele getirecektir. Dörtte bir oranında küçültecektir. Sadece bunları yapabildiğim gibi bakın buradan özel ölçü de verebiliriz. Burada diyelim ki 800 verdiğimiz zaman 800 piksel. Şu seçili olduğu için şu çentik seçili olmasaydı istediğim gibi buradan 800'e 600 de yapabilirdim ben bunu. Ama bu kendi yükseklik ve genişlik oranlarını otomatik olarak buraya 800 girdiğiniz zaman bu da kendiliğinden yüksekliği ayarlıyor. 800 piksel genişliğine verdiğimiz zaman 450 yaptı otomatik olarak uygun. Aynı zamanda bu programın güzelliği format değişiklikleri de yapabiliyorsunuz. Yani bizim fotoğrafımız JPEG formatında yine JPEG seçili geldi ama istersek bunu GIF, BMP, PNG, TIFF formatlarına da çevirebiliyoruz. Şimdi bunları istemiyoruz. EXIF bilgilerini yazdırmak isterseniz seçili bırakabilirsiniz. Eğer yazmasını istemiyorsanız çentiği kaldırmanız gerekir. EXIF bilgilerinden kastı fotoğrafın ne zaman, hangi saatte çekildiğini ve boyutlarını da fotoğrafın üstüne geldiğiniz zaman görebiliyorsunuz. Bunları eğer istemiyorsanız bunu kaldırabilirsiniz buradan. Save Picture dediğimiz zaman bu işledikten sonra dosyayı küçülttükten sonra nereye kaydetsin? Onu seçebiliyoruz. İşte masa üstünü seçebiliriz veya buradan başka yerlere de kaydedebiliriz ama masa üstüne kaydedelim. Dosyanın adını ben ne yapıyorum? Şimdi yine JPEG olarak
olacaktır. Bunu küçültülmüş foto olarak kaydedebilirim. Kaydettiğimiz zaman bakın işlemin tamamlandığını söylüyor ve dosya buraya geldi bakın. İşte eksif bilgileri olsaydı burada ne zaman ve hangi saatte olduğunu da görecekti. Bakın burada boyutunu ve 800x450 boyutunu olduğunu görüyoruz. Çoklu dosyalarla çalışma. Bu sekmeyi tıklayarak çoklu dosyalarla çalışabiliyoruz. Burada source kısmında kaynak kısmı. Kaynak kısmında hangi klasördeki biz fotoğrafları küçülteceğiz. Ben Bilişim Müzesi fotoğraflar klasörüm var. Bunun içinde 33 tane benim fotoğrafım var. Bunu seçtim ve hedef kısmına da destination kısmına da ben bu dosyaları küçülttükten sonra hangi klasörü atsın? Yani orijinal klasörün içine de atabilir ama gerek yoktur buna. Destination hedef kısmından ben istersem herhangi bir buradaki klasörleri seçebilirim ya da new folder diyorum. Buraya küçültülmüş fotolar diye küçültülmüş hali diye bir klasör açıyorum. Artık buna işleyecektir arkadaşlar. Şimdi burada boyutlarını ne yapacağız bunun? Bakın şuradan seçerek istediğimiz boyuta getirebiliyoruz. Bu fotolar 4096'ya 2304 boyutlarındaydı. Diyelim ki ben bunları hepsini 960 piksel yapabilirim. İstersem şuradan yine hassas ayar yapabilirim. İşte 940'a getirdim. Şimdi ne yapıyorum? Ben buradan Save Pictures formatını da değiştirmedik. Save Pictures dediğim zaman bakın 33 fotoğrafı işliyor. Burada gördüğünüz gibi işlediğini görüyoruz. İşledikten sonra tümü yapıldı diyor. Tamam diyoruz. Bakın klasörümüz buraya geldi. Masa üstüne geldi. Masa üstünü açmasını için. Küçültülmüş haliye klasör. Önce orijinallerine bakalım isterseniz. Bilişim Müzesi fotolar. Bakın bu şekilde. Üstüne geldiğimiz zaman 4096 2304 olduğunu görüyoruz. Bakın 4096'ya 2304. 4096 2304. Peki kapatalım. Küçültülmüş hallerine bakalım. Küçültülmüş hallerinde 124 kilobayt. Bakın bu dosya 124 kilobayta düşmüş oldu. Diyelim ki diğerinde bu da 118 kilobayt. Diğerine baktığımız zaman bakın orijinal hallerinde fotoğraflar ne kadar? 118 kilobayt da diğerinde küçültülmüş halinde. Burada şuna bakalım. 124 kilobayt da 288 megabayt. Bu ne kadar? 284 megabayt. Bakın yani 284, 288 megabayttan biz fotoğrafları 124, 118 kilobaytlara düşürdük. Bu da oldukça bize yerden tasarruf sağlamamızı sağlayacaktır. Gönderirken de internetten veya mail ile gönderirken de çok kolaylık sağlayacak ve daha kısa sürede daha çok dosya, daha büyük dosyalar gönderme imkanı sağlayacaktır. Dinlediğiniz için teşekkürler.